Bey. Hoş bulduk. Evet, protein diyeti nasıl yapılır ve içeriği nedir diyerek başlayalım. Evet, protein diyeti ile ilgili ben birçok defa konuştum. Bugün tekrar konuşmak zorunda hissettim kendimi. Aslında bu konuda konuşmayacaktık, başka konularda konuşacaktık. Fakat bu sabah erkenden Hollanda'dan bir hanımefendi, 45 yaşlarında, 5 çocuk annesi beni aradı, ağlıyor. Neden ağlıyorsunuz, içine ağlıyorsunuz dedim. 3 aydır Karatay diyeti dinliyor. Bu Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendinin uygulanmış olduğu, formüle etmiş olduğu diyete. 3 aydır Karatay diyeti uyguluyorum. Tansiyonu, kolesterol, lipid yükselmiş, karaciğer değerleri bozulmuş, ödem oluşmuş. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, baş ağrısı. Ev işini yapamıyorum, artık perişan oldum. 5 çocuğuma bakamıyorum. Bana yardım edin. Size kim söyledi kara diyetini yapın diye? Yani televizyonlardan takip etmiş. Şimdi Karatay diyetinin ortaya çıkış sebebi nedir? Protein diyetinin şu veya bu şekilde biraz değiştirilerek ortaya atılmış. Protein diyeti aslında 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta, Hollywood'da çıktı. Artistler, mankenler arasında kaslı gözükmek, güçlü gözükmek, fit olmak, efendim filmde daha öne çıkmak için. Protein diyeti, et, peynir, yumurta ve deniz ürünleri ağırlıklı beslenme, karbonhidrat yok. Bu tür beslenme şekli daha sonra birçok bilim adamı tarafından geliştirildi, değiştirildi vesaire. Bunlardan biri de Fransız asıllı Doktor Pierre Dukan. Buna Dukan diyet dediğinde kısaca. Dukan diyeti de ağır bir diyet tabii ki bilindiği üzere. Ona da bir Dukan yardım diyeti de istiyorum. aynı Karatay diyeti gibi. Evet. Doktor Pierre Dukan diyor ki bu diyeti yapacak kişide kalp damar rahatsızlığı olmayacak, böbrek rahatsızlığı olmayacak, karaciğer yağlanması olmayacak, tansiyon, kolesterol olmayacak, hasta olmayacak. Kim yapacak? Yani böyle vücut geliştirme sporu yapan insanlara hitap ediyor protein diyeti. Herkese hitap etmiyor. İşinde gücünde olan, ofiste çalışan, tarlada çalışan, fabrikada çalışan işçiye, memura, köylüye, esnafa hitap etmiyor bu. Protein diyeti nüfusun %0,01'ine hitap ediyor. Body yapmak isteyen, güçlü gözükmek isteyen gençlere yönelik yani böyle takıntısı olan böyle kaslı vücutlu göstermek isteyenler için protein diyeti artı protein diyeti yapana diyor Doktor Dukan 2 saat günde ağır spor yapacak ki almış olduğu hayvansal gıdayı vücut eritsin, hazmetsin. Aksi takdirde çok ağır ve tehlikeli hastalıklar ortaya çıkar. Neden? Çünkü bu diyetin iki tehlikeli ayağı var. Bir, asidoza sebep olur. İki, hiper homocisteinemi dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkar. Nedir? Asidoz şundan dolayı olur. Et, peynir, yumurta nedir? Yağ. Yağ asidine, yağ asit dönüşür. Kan asitlenir. Asitlenen kan nötrleştirmek için kandaki kalsiyumu asit emer, kendine bağlar. Bu neye benzer? Oturduğunuz odanın duvarlarındaki tuğlaları çeker, kendine yapıştırır, bağlar. Duvardaki tuğlalar eksilirse ne olur? Bünyemiz bunu tuğlanın yerine kağıtla tıkar. Kağıt nedir? Kolesterol. Kalsiyum azalırsa, kalsiyum yetersizliği olursa yerine geçici olarak kolesterol yamaları yapılır. Bu ne demek? Damarlar kişinin tansiyonu, kolesterolü artarsa, sinirlenirse, gerilirse herhangi bir gerilim esnasında kalp krizi, beyin kanaması geçirebilir kişi. Yani protein diyeti deyip de geçmiyor. Asidoza sebep oluyor bir. Damarlardaki kalsiyumu emiyor. Sadece kalsiyum değil. Magnezyum, kalsiyum, çinko, efendim birçok minerali emiyor. Mineral yetersizliği ortaya çıkar. İki, zamanla damarlardaki kalsiyum emer, o da yetmezse kemikteki kalsiyum emmeye başlar. Kemikteki kalsiyum azalırsa ne olur? Kişinin kemikleri cam kemik olur. Kırılgan kemik olur. Merdiveni çıksa bir yeri kırılır.
Spor yapmayı bırak. Kalsiyum eksikliği zamanla kemikleri cam kemik haline getir. 4. Zamanla kişi yanlış beslenmeye devam ederse, aşırı et, peynir, yumurta yerse, hücre içerisinde depolu kalsiyumu emmeye başlar. Hücre içerisinde, tüp içerisinde, özel bir tüp içerisinde muhafaza edilir kalsiyum. Buradaki kalsiyumu alırsan ne olur? Kalsiyum kaçağı başlar. Kalsiyum kaçağı da kişide obezite, karaciğer yalanması, şeker hastalığını tetikler. Tansiyon, kolesterol eser. Kim diyor bunu? Dünyada en büyük üç buluş yapan bir ilim adamı. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi Genetik Bilimler ve Kompleks Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı. Harvard dünyada son 100 yılın en büyük buluşunu yaptı. Kalsiyum kaçağını tespit etti. Kalsiyum kaçağının sebebini tespit etti. Yani asidoz, yanlış beslenme, asidoz ödeme sebep olur, beyin kanamasına sebep olur, kalp krizine sebep olur vesaire vesaire vesaire. Canan Karatay hanımefendinin geliştirmiş olduğu Karatay diyeti tehlikeli. Sinyal vermeye başladı. Hollanda'dan vatandaş arıyor ki, isterse Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi, ben hanımefendinin, rahatsız olan hanımefendinin telefon numarasını veririm, arar konuşur. Yani problemler çıkmaya başladı, çıkıyor. İkinci tehlike, hiper homosistainemi dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkar. Nedir bu? Proteinler parçalanarak amino aside dönüşür. Yani amino asitler hücre yapımında kullanılan yapı taşıdır. Hücre yapımında kullanılır. Artık madde olarak homosistin ortaya çıkar. Homosistini B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit tekrar amino aside dönüştürür. Homosistin tehlikelidir. Sürekli homosistin yükselirse vitamin yetersizliği nedeniyle bu da damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Tehlikelidir. Bundan 30 yıl önce Almanya'da ev doktoruna gittim. Dedim ki benim kanımdaki homosistin oranını bilmek istiyorum. Dedi ki ya ben böyle bir şey duymadım dedi. Ben dedi 20 yıl önce doktor oldum. O zaman böyle bir şey yoktu dedi. Yeni mi çıktı acaba dedi. Hemşireyi çağırdı, dedi ki homosistain nedir? Efendim ben de bilmiyorum dedi. Bana dedi ki Gökçek, cumartesi seni ziyarete geleceğim. O zamana kadar bana müsaade et dedi. Bir kahve içmeye gelebilirim, gel. Orada doktorlarla arkadaş gibi konuşabilirsin, sohbet edebilirsin, anlatırsın. Burada doktorun suratına bakamazsın. Hop, put, bir şöyle iki reçete yazar. Hadi yürü, yalla der, kovar. Şimdi doktor cumartesi günü geldi bana. Dedi ki evet, homosistain diye bir olay varmış. Tehlikeliymiş. Ben 20 yıl önce doktor oldum ama araştırmadım. Reçete yazıp duruyoruz. Ezberledik her şeyi dedi. Evet, homosistein çok tehlikeli. Karatay diyetini tavsiye eden Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi, bu çok tehlikeli diyet sadece insanların %0,01'ine hitap ediyor. İşçiye, köylüye, memura, esnafa, sadece sıradan vatandaşa hitap etmiyor. Bir, hastalıklı insanlara asla tavsiye edilmez. İki, birçok hastalığı tetikler, ani ölümlere sebep olur. Üç. Evet. Biraz da kısırlıktan bahsedecek olursak, erkek ve kadınlardaki kısırlıktan bahsedelim dilerseniz. Ha, evet olur, kısırlıktan bahsedelim. Şimdi bayanlardaki kısırlığın sebebi genellikle prolaktin hormonu yüksek olursa, prolaktin hormonu östrojen ve estrojen hormonlarını baskılar. Prolaktin hormonunda neden yükselir? Hipofiz vezesinin altında, hipotalamusun altında hipofiz vezesi var. Böyle sarımsak gibi sallanan, nohut büyüklüğünde bir organ, bütün organ hormonların orkestra şefi gibi. Bütün hormonların ne kadar, nerede, hangi hormondan salgılanacak? Hipofiz vezesi yönetir. Bu vezenin sapında toplu iğne başı kadar bir mikroadenom, yani kist oluşursa hormon anormallikleri başlar. Prolaktin annelik sütünü artıran bir hormon, dişilik hormonu. Kadınlar hamile kaldığı zaman yavaş yavaş prolaktin hormonu yükselir bayanlarda. Erkeklerde düşük olması gerekir. Onun bir seviyesi var. Erkeklerde yükselirse tehlikeli. O zaman erkeklik cinsel hormonu etkiler.
erkeklerde iktidarsızlığa sebep olur. İşte bu nedenle prolaktin hormonu çok önemli. Bir de makro adenom var. Makro adenom eğer topiğine başı kadar değil de efendim nohut kadar olursa buna da makro adenom denir. İki çeşit kist oluşabilir. İkisi de çok çok riskli. Ameliyatı da zor. Yani göze giden sinirler bu adenomun hemen yanından, işte hipofiz bezesinin yanından geçtiği için ameliyat riskli, Allah korusun, kör olma tehlikesi var. Bir telefon denen bağlantımız var İbrahim Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mazhar Bey. İyi akşamlar. Televizyonumuzun sesini biraz kısabilir miyiz? Alo. Alo. İyi akşamlar Mazhar Hanım. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Mahizer. Mahizer. Evet, buyurun, size nasıl yardımcı olabiliriz? Ben B12 vitamin eksikliği var bende. Evet. Evet. Evet, B12 vitamin yetersizliği varmış. Şimdi B12 vitaminine dönmeden önce eğer ki hipofiz bezesinde mikro veya makro adenom varsa tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde hamileliği önler bu. Çünkü östrojen hormonunu baskılar. Evet. Erkeklerde de hormonu baskılar, kadınlarda da hormonu baskılayıcı özelliğe sahip. Neyle mümkün tedavisi? Kişi İksir kullandığında yavaş yavaş kademeli artırarak bu adenom kendiliğinden yavaş yavaş erir. Bir beyefendi gelmişti bize. Prolaktin hormonu kadınlardaki hormonun da 3 katını yukarı çıkmış. Fırlamış gitmiş. Dedi ki ya doktora demiş ki burundan gireceğiz, ameliyat edeceğiz ama 6 ay sonra yine çıkar demiş. Yani çözüm yok. Adamcağızda cinsellik 0 bitmiş. Üzüntüden evden dışarı çıkmıyor. Yiyor içer yatıyor, yiyor içer yatıyor. İnternetten görmüş beni, arada dedi ki ya gerçekten iyileşebilir miyim? Geleceksin, göreceksin, deneyeceksin. Yani garantisi yok bu işin. Gel bakalım görüşelim. Biz ona iksir, aloe vera jel efendim, yoğurt otu forte vesaire verdik. 6 hafta sonra tekrar doktoruna gittiğinde doktor demiş ki evladım tamam, hiçbir şey kanlamamış, gerek yok kullanma. Bu arada tansiyonu, kolesterolü, bütün değerleri düzeldi. Aynı şekilde prolaktini 120 olan Zehra Hanım, bir hanımefendi de hamile kalamıyordu. Çünkü çok çok aşırıydı. Bu da hipofiz bezesindeki mikro adenomdan kaynaklanıyordu. Böyle birçok vaka var. Evet. Peki kısırlığın bitkisel yollarla çözümü mümkün mü? Birçok tabi yollarla kişiler başvurular yapılıyor ama hani kısırlık çözüm nasıl olacak? Tabii. Şimdi mesela eğer ki hipofiz bezesindeki problemden kaynaklanıyorsa bu durum, bunun tedavisi gerekir, kolay. Fakat eğer ki bayanlarda başka hormon anormalliklerinden dolayı kaynaklanıyorsa kısırlık, bunun için de dünyada en etkili bitki hayıt. Evet. Ülkemizde yetişir. Bunun damlası, drajesi, kapsülü var. Biz bundan çok özel bir formül geliştirdik. Mesela Almanya'da Profesör Doktor Dietmar burada klinik araştırması yapmış. Ayrıca Marburg Üniversitesi kadın doktorlarını, yani ginekologların asla çocuğu olmaz dediği, %100 kısır dedikleri bayanlar üzerinde hayatla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Hepsi normal yorla hamile kalmıştır. Hormon anormalliğinden kaynaklanıyorsa, eğer ki yumurtalıklarda veya flopta, tüpte herhangi bir yapışıklık, iltihap, kist, miyom varsa bu farklı. Bu da iksirle tedavi edilebilir. Evet. Evet. Biraz önce bir hanımefendi B12 vitamin yetersizliği dedi. B12 vitamin 1 besinlerden alınır. 2 bağırsaktaki laktobazilus ve bifidobakterileri üretir. Bakterinin için üretir, kendisi için. Fakat arı gibi, arı bal üretir kendisi için. Fakat arının tüketmiş olduğu bal nedir? %3'tür, %4'tür, %5'tir kendisi kullanır. Geri kalanını insanlar istifade eder. Bağırsaktaki bakteriler de kendisi için vitamin üretir. Üretmiş olduğu B12 vitamini çok kompleks bir vitamin.
Hayati vitamin. Bütün beyin fonksiyonlarında, hücrelerde, sinirde, beyinde çok özel görevleri var. Vücudumuz hiçbir vitamini depolamaz. B12 vitamini hariç. Sadece B12 vitamini depolar. Bağırsakta faydalı bakteriler, kişi işlenmiş gıda tüketirse, cips, jelibon, gofret, kek, efendim dış ülkelerden gelen meyveler ilaçlanıyor. Düşünün ki Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan elma, armut geliyor veya muz geliyor, kivi geliyor vesaire. Bunlar ilaçlanıyor. Bu ilaçlanmış meyveleri yemek, kimyasal ilaç yutmak gibi zehirlidir, tehlikelidir. Tehlikeli madde. Ülkemizde ne yetişiyorsa onu yiyeceğiz. Kapımızın önünde. Başka yerden geliyorsa 3 ay ne oluyor? İlaçlanıyor. Ha mesela muzu getiriyorlar Güney Afrika'dan, Güney Amerika'dan. Oysa Antalya'da yerli muz var, yemiyor kimse. Oradan geleni yiyor. Yani bu da ne oluyor? Vatandaş oradan yemyeşil gelen muzu depoya koyuyor. Veriyor ki oksan diye çok toksik bir madde var. Gazı veriyor. 1 litre gaz. Yarım saat sonra muzlar sapsarı oluyor. Al babam satışa çıkarsın satıyor. Sihirliyorlar. Kabuğuna dokunmak muzun iyi değil. Belki kabuğunu soyduktan sonra eldivenle soyar da yenebilir belki. Muzun kabuğu çok kalın olduğu için belki içine işlemez. O da ayrı bir konu. Bir de şöyle bir durum var. Almanya'da yasaklanan birçok hijyen maddesi, mutfakta, lavabo temizliğinde, tuvalet temizliğinde kullanılan hijyen maddeleri, temizleyiciler, Türkiye'de serbest. Buyurun. Almanya'da yasak. Neden? Beyindeki hücreleri öldürüyor, sinirleri öldürüyor, kişiyi aptallaştırıyor. Birçok Avrupa ülkesinde yasak olan maddeler Türkiye'de satılıyor. 10 yılda, 15 yıldır satılıyor. Bunların önüne geçilmesi gerekir. Düşünün ki suları, ırmaklardaki canlıları nasıl öldürüyor bu? Efendim, çamaşır. Bunlar hep incelenmesi gerekir. Bu ayrı bir Çevre Bakanlığı'nın işi, benim işim değil. Kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Şimdi televizyonlarda durmadan reklam dönüyor. Bitkiler şöyle kötü, böyle kötü. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnsanlar doğduğu günden bugüne kadar neyle tedavi oluyor? Şifalı bitkilerle. 30 yıldır, 40 yıldır var kimya. Ve Almanya'da kimyasal ilaçlardan yılda 35 bin kişi ölüyor. Kötülüm olanlar hariç. Yani hayatı kayan, yatalak kalanlar hariç. İngiltere'de 30 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Benim tahminime göre Türkiye'de en az 50 bin kişi ölüyordur. Çünkü Türkiye'de istatistik veri yok. Belge yok, bilgi yok. Tahmini konuşmak gerekir aşağı yukarı. Ama kimse kalkıp da Türkiye'de şu kadar kişi kimyasal ilaçtan ölüyor, kötürüm kalıyor demiyor. Neden? Çünkü kimyasal ilaç üreten firmalar çok çok güçlü. Evet. Yani dünyaya yük müdür adamlar? Evet. Biz bir şey diyemiyoruz. Biz fakiriz. Biraz da fazla varisten bahsedelim dilerseniz. Varis nasıl oluşur ve bitkisel çözüm yolları nelerdir diyelim? Varize karşı dünyada en etkili bitki at kestanesi. At kestanesinin birleşiminde eskin denen bir madde var. Bu kimyasal ilaçlardan 600 kat daha güçlü. Hiç can etkisi yok. Kullandığı zaman kişi varize iyi gelir. Venöz yetmezliğe iyi gelir. Baldır ve bacaktaki kaşıntıya, baldır ve bacaklardaki ödeme iyi gelir. Artı bazı insanlar yattığı zaman bacaklarında huzursuz bacak sendromu olur. Tıklar böyle acı, bu da uyandırır. Ağrı verir, acı verir, sızı verir. Huzursuz bacak sendromu kişiyi uyutmaz, huzursuzluk yapar. Buna da iyi gelir. At kestanesiyle ilgili. Peki kullanımını nasıl yapacak izleyicilerimiz? Şimdi çok ağır bir vaka değilse at kestanesi çok acı olduğu için çayı içilmez. Ben kendim denedim bir ara. Ya artık şu kitabı bitireyim dedim 7 defa. Yeniden yazdım. 4 dörtlük bir kitap olsun diye. Artık evden çıkamaz oldum. Günde 12 saat, 13 saat, 14 saat, 15 saat çalışıyorum. Kitabı bitirmek için. 7. defa artık kına geldi. Bitireyim şu kitabı da artık kurtulayım dedim. Ama hiç dışarı çıkmadığım, hiçbir şey yapmadığım için böyle baldırı bacaklarımda ağrılar hissetmeye başladım. O çok kötü, bu yaşta gidiyor dedim. Hemen ben buna bir çözüm. At kestanesinin kabuğunu soyduktan sonra rendeledim ince ince.
Doldurdum bir şişe, üstüne sirke. 2-3 hafta bekledikten sonra bundan günde 3-4 defa bir çorba kaşığı içtim. Birkaç hafta sonra hiç pişim kalmadı. Fakat ağır vakalarda bu yeterli değil. Evet. Artık damarlar oluşmuş iyice. Her taraf böyle şişmiş. O zaman ne gerekir? Ekstraktı gerekir. At kestanesi forte. Kullandığı zaman bir problem kalmaz. Yavaş yavaş temizler. Peki herhangi bir durumda nüksetmesi oluyor mu? Hayır. Bak, nüksetmez. Şimdi Almanya'nın Heidelberg şehrinde 240 hasta, üniversitenin kliniğinde hastalar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Almanya'nın Bochum şehrinde yine hastalar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş, üniversitenin kliniğinde. Yine burada at kestanesiyle ilgili 118 hasta üzerinde denenmiş. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Bazı insanlar merdiveni çıkarken böyle baldır ve bacaklarında kurşun varmış gibi ağır hissederler. Merdivenden çıkmakta zorlandı. Genç olmasına rağmen. Neden? Buradaki kirli kan toplar damar, toparlayamıyor. Ödem oluşuyor. Ağrı veriyor, sızı veriyor. At kestanesi kullandığı zaman kişi yollar yürüsün gitsin. Problem olmasın. Evet. Biraz da lipomdan bahsedelim. Lipom nedir diyelim? Biraz önce vitaminden bahsederken kısaca değindik. Kimyasal ilaç ve işlenmiş gıda kullandıkça kişi bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır dedim. Ne yapıyor zararlı bakteri ve mantarlar? Yemiş olduğumuz besinleri karbonhidrat içeren her şeyi mantarlar toksik maddeye dönüştürür. Özellikle de karpuz, kiraz gibi tatlı meyveleri çok sever mantar. Ne yapar? Etan, metan, bütan gibi zehirli gaz. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller üretir. Mantarlar. Evet. Bu toksik maddeler emilir, karaciğere gelir. Karaciğer arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcar. Zamanla sürekli vitamin harcayacak karaciğer artık vitamin kalmaz. Arıtamıyorum, hadi git yoluna der. Toksik madde kanda dolaşmaya başlar. Nerede zayıf nokta varsa orada depolanır yavaş yavaş. Bir. Yani birincisi, kişi işlenmiş gıda tüketirse, kimyasal ilaç kullanırsa bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır, mantarlar çoğalır. Bunlar toksik madde üretir. Bu lipomu tetikler. Bir. İkincisi, programın başında söylemiş olduğum protein diyeti. Et, peynir, yumurta ağırlıklı beslenirse ismi biraz uzun olduğu için hiperhomosisteinemi. Yani homosisteinin yükselmesi kanda. Aşırı yükselirse aşırı hayvansal besin yiyenlerde kan damarları yağlanır. Hemoroid olur, variz olur, efendim karaciğer yağlanması olur, pankreas yağlanması olur, şeker hastalığı ortaya çıkar. Görme zafiyeti başlar, duyma zafiyeti başlar, Alzheimer başlar. Yani karatay diyetine uyarsa kişi hayatı kayar. Evet. Evet. Bir de ne olur? Lipom olur. Evet. Yağ bezi oluşur, miyom oluşur bazı bayanlarda, kist oluşur, nodül oluşur. O oluştu diyelim, ne yapmak gerekir? Bugün de bir beyefendi geldi. Vücudunda 40-50 tane her tarafında iri ufaklı fındık büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde hatta böyle yumurta büyüklüğünde yağ bezeleri. Doktora ameliyat edeceğiz demiş. Çok tehlikeli olabilir. Ne tehlikeli olacak? Tehlikeli olmaz. Kötü gözüküyor. Damarları sıkıştırıyor. Biraz ağrı yapar belki. Bazıları da ameliyat olduğu zaman bir tane ise 40-50 tane birden türeyebiliyor. Yayılıyor, çoğalıyor. Dişisi, erkeği de var bunun. Öyle iki cins. Bir beyefendi bize gelmişti. Kurmay albay. Omuzunda yumurta büyüklüğünde, kolunda ceviz büyüklüğünde iki tane yağ bezi. Plaja gittiği zaman çocuklar alay ediyorlarmış. Utanıyormuş adamcağız. Ya sen beni bu utançtan kurtar. Utanacak bir şey yok aslında. Ne olursa olsun. Ama tabii görüntü rahatsızlık veriyor. Problem değil dedim. Biz ona iksiri verdik. Kullan bakayım. Günde 4-5 defa iki çorba kaşığı. Biraz sonra beni aradı. Dedi ki ya hiçbir etkisi yok. Dedim 5-6 ay bekleyeceksin yavaş yavaş, aheste aheste. Yok dedi, ben hemen iyileşmek istiyorum. Plajlar açılır açılmaz hemen koşacağım. Yüzücü, 120 kilometre yüzüyor adamcağız. Boğazı karşıdan karşıya geçiyor. İyi dedim, madem o kadar meraklısın, su bardağı iç. Ben yarım çay bardağı önce içerim. Dedim ki su bardağı iç, içebiliyorsan hadi bakayım. O zaman hemen erir.
Ben içerim dedi. İçerisinde iddiaya girdik. Adam içermiş zaten. Yani kurmay albay, sporcu. Hayatı hep sporla geçiyor. Deli gibi spor yapıyor. 35 gün sonra artık derisi incelmiş, yağ bezlerini böyle basmış, bilye gibi dişine fırlamış. Normal olarak düzenli kullansa az az eriyecek, kana karışacak, karaciğerden atılacak. Ama o yüksek dozajda kullandığı için deriyi inceltmiş, böyle bastığı zaman bilye gibi dışarı fırlamış yağ bezleri. böyle bir beyefendi geldi bize, vücudunda 200 tane irili ufaklı yağ bezi vardı. Her tarafında, fındık büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde, iri irili ufaklı bir sürü. Sayılmayacak kadar çoktu. Ameliyat etsen nereye ameliyat edeceksin? Ameliyat edemezsin ki. Evet. Dedim ki zaman alır. Sabredeceksen 4 ay, 5 ay hiçbir şey kalmaz. Hı hı. Çünkü çok, çok yoğun. Yani bağırsakına sürekli toksik madde geliyor. Ne yiyor, ne içiyorsa yanlış beslenmeden kaynaklanıyor. Hı hı. Bazı bağırsakla mantar olanların da alkol içmesine gerek yok. Çünkü mantar en tehlikeli alkol üretir. Metil alkol, bütil alkol, heksil alkol. Bu nedenle bağırsaktaki mantarların da teşhisi yok. Doktora gittiniz, muayene oldunuz. Baktı rapora. Bakteri varsa, virüs varsa kandan, idrardan anlaşılır. Mantar varsa anlaşılmaz. Neden? Bağırsakları kalecinin arkasındaki fileye benzetelim. 2 milyar kanal var, filtre gibi. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe eden. Fakat bakteri ve virüs küçük olduğu için bakteri portakal kadar, virüsü misket kadar düşünelim. Bu file gibi olan filtrelerden geçer. Mantar büyük, futbol topu kadar fileden geçmez. Geçmezse kan tahlilinde, idrar tahlilinde mantar teşhis edilemez. Ne zaman teşhis edilir? Kişide sümüksü bir defaciyet gelmeye başlarsa anlaşılır onda mantar olduğunu, ama bu da çok geç kalınmış demektir. Sümüksü bir defaciyet. Çok çok bağırsaklar artık mantarlar tahrip etmiş, tahriş etmiş, bitirmiştir. Yani son devresi. Bu nedenle kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik varsa, omuz, sırt, bel, baş ağrısı varsa bağırsaklarında mantar var demek. Herhangi bir cilt hastalığı, sedef, ekzema, akne, liken, liken planus veyahut da polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem gibi alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, yorgunluk vesaire varsa bağırsakta mantar var demektir. Mantarın teşhisi zor. Yani teşhisi beklerse bağırsak gider, bağırsak çürür. Evet. Frankfurt'tan bir hanımefendi bana geldi, dedi ki 14 senedir alerjisi var. Gitmedi doktor, kalmamış. Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt. Bir tane çilek yese hastanelik oluyor. O kadar kötü. Hiçbir şey yemiyor. O yasak, bu yasak, şu yasak. Buna İzmir'de rica etmişler. Bir tane yerine alacak. Nefsini çeker demişler. O da hadi yiyin bir tane. Bir çilek yemiş, hastanelik olmuş kadın. Ölecek. Aylarca hastanede yatmış. Sonra Frankfurt'a gelmiş. Frankfurt'ta dedi ki bana, ya nedir bu alerjinin sebebi? Dedim ki vücudun histamin kortizon dengesi bozulmuş. Neden bozulur? Mantardan. Dedi 14 yıldır doktorlarım bir şey bulamıyor. Bulamaz çünkü teşhisi yok. Kanda, idrarda çıkmaz mantar. İyi dedi. Gitmiş doktoruna demiş ki ben mutlak suretle efendim kolonoskopi yaptırmak istiyorum. Mantar var mı yok mu? Ya biz biliyoruz sende bir şey yok. 14 senedir aynı hastamızsın. Yok demiş, ya bakarsınız ya sizi mahkemeye veririm. Demiş ki doktor hadi götürün bakın başımdan şundan demiş. Götürüyorlar, bir muayene ediyorlar ki bayanın 45 santim bağırsağı çürümüş. Mantardan. Kanda bir şey yok, idrarda bir şey yok. Teşhis edemiyorlar ama bağırsak çürümüş. O kadar yoğun mantar. Bağırsakların diğer kısmına da mantar yayılmış ama 45 santim çürümüş. Peki bu mantarı nasıl fark edebiliriz böyle durumlarda? Fark edemiyoruz. Evet. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik nedenleri varsa, bunlar, evet. Alerjik hastalık, cilt hastalığı varsa mantar var demek. Evet. Beklemeye gerek yok. Evet, bağlantımız var. İyi akşamlar. Alo. Alo, iyi akşamlar. Buyurun, nasıl yardımcı olabiliriz size? Hanımefendi, ben Düzce'den arıyorum. Buyurun. Ya
İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Biraz televizyonunuzun sesini kısarsanız sizi daha iyi duyacağız. Kısıyorum. Evet. Ben bağırsak mantarı. Ben duyuyorum sizi. Ben, evet. Duyuyorum sizi. Evet. Bağırsak mantarı için bahsediyoruz. Bilgi veriyorsunuz. Bende prostat rahatsızlığı var. Prostat büyümesi var. Onun için bilgi almak istiyorum sizden. Bir ilacınız var mı? Hocamdan öğrenebilir miyiz? Peki efendim. İbrahim Bey yardımcı olalım. Tabii tabii. Prostata karşı dünyada en etkili bitki cüce palmiye. Zebal zeruluta denir. Bunda onun resmi vardı herhalde gösterebiliriz. Zebal zeruluta. Cüce palmiye, sokaklarda gördüğümüz yelpaze palmiyesinin kısa boylusu. Zebal zeruluta, bunun meyvesinde beta-zitoşterol içerir. Prostatın içerisinde iki enzim var, reduktaz ve aromataz. Bu enzimler erkeklik hormonu dişilik hormonuna dönüştürür. Yani testosterol östrojene dönüşürse prostat büyümeye başlar. Çünkü prostatın içerisinde dişilik hormonun olması yapısını, dokusunu bozar prostatın. İşte bu cüce palmiye meyvesinin içerisindeki beta-zitoşterol bu enzimleri frenliyor salgılanmasını. Erkeklik hormonu, kadınlık hormonu dönüşmediği için prostat tekrar eski haline, normal haline dönüyor. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Zabal Forte diye bir çok güzel bir ürün geliştirdik. Almanya'da bunun damlası derecesi yüzlerce firma üretiyor. Türkiye'de de ilk üreten bizik. Biz ürettik ve... Toparlayacak olursak, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Toparlayacak olursak, Zebal zeruluta, cüce palmiye bu. Bunun meyvesi dünyada prostat büyümesine karşı en etkili. Silivri'den bir beyefendi geldi, 120 gram prostatı. Yani portakal kadar olmuş. Ya doktorlar ameliyat olacak, artık bunun çözümü yok demişler. Normal en fazla 30 gram olur. Bunda 120 gram olmuş. O çok uğraştı. 6-7 ayda yavaş yavaş normale döndü. Öyle de olabilir yani. Hemen kişi rahatsız olduğu zaman fark eder zaten idrar yapmadan vesaire. Hemen teşhis edilir edilmez. Müracaat ederse tedavisi kısa sürer. Evet, programımızın sonuna geldik yine. Evet.